krallığı. Bazen evlat bazen koruma, dövüştürenler gidiyor zoruma. Elime geçirsem yatıracağım oduna. Evet arkadaşlar, bugün Almanya'dan bir evlat gelmiş. Amerikan Bully. Onu çekmeye gidiyorum. Ortam değiştiği için, sahibini değiştiği için psikolojisi bozuk bir durumda. Fakat Murat kardeşim onu sosyalleştirecek, evet. Eminiz buna. Gittiğimiz kardeşimiz evlat sahibi Murat Dağ. Murat Dağ. Bütün YouTuber'lar arkadaşlar bu girişlerden sonra lüks arabalarına binerler falan filan. Evet. Biz biliyorsunuz hani fakir ama gururlu YouTuber'uz. Ne yapıyoruz? Amel esmetlerimize biniyoruz, gidiyoruz. Evet, hadi gidelim. Arkadaşlar, vesait olarak bisikletleri kullanıyoruz. İsteğimiz yol tahmini 5-6 kilometre bir yol. Arda dayanır mısın lan? Ben dayanırım, sen dayanırsın. Ben dayanırım, hadi gidelim. Anlatamıyorum kimseye derdimi, dayanamıyorum, dayanamıyorum. Kaçarken her zerresinden aşkı. Yap yap. Ula 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 ula, Arda Arda çekil. Arkadaşlar burada dehşet bir köpek sürüsüyle denk geldik. Hangi dişiyi peşiyorlar? Bir dişim var, şu değil mi? Allah Allah Allah. Şş, şş, şş. Belli belli. Arda al şunu. Biliyorum. Mert. Sen pitbull krallığı. Aynen, al şunu bakalım. Arkadaşlar şu an dişinin biri kıtanda, erkekler mücadele veriyor. Yolda denk geldik. Büyük ihtimalle bir kavga çıkacak. Onun için durduk, kavgayı önleyeceğiz. Dur Arda. Hayır. Evet. Evet arkadaşlar, Murat da kardeşimin yanına gelmiş bulunuyorum. Murat şu anda bizi bekliyor. Thomas'ın ahırı. Arkadaşlar çok alengirli güzel bir kafe. Şimdi gireceğiz. Murat orada bizi bekliyor. Viper'la beraber bekliyor. Hocam hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlar, Thomas'ın ahır yerinin işletmecisi, değil mi? Evet. İsim ben Ahmetcan. Ahmetcan, ben de İngiliz Futbol Krallığı Türkiye YouTube'dayız. Hayırlı işler olsun. Evet arkadaşlar, şu an beklenen arkadaşımıza, evladımıza Viper'a doğru gidiyoruz. Şu an nezih bir ortamda, sürekli kaliteli insan, kaliteli evlat ve kaliteli mekanlar ve Viper'ımız arkada. Evet arkadaşlar, Murat Dağ kardeşimin yanına gelmiş bulunuyoruz. Viper'la buluştuk. 41 kere maşallah. Viper muazzam bir evlat arkadaşlar. Şu an Murat'a geçeceğiz. Kendini tanıtacak. Bulis'ini tanıtacak. Murat aynı zamanda bir kendiniz, değil mi? Evet. Kendiniz. Kendi kendisinden bahsedecek. Evlatlardan bahsedecek. Evet Murat, sendeyiz. Takipçilerimize kısaca bir kendinden, evlatlarından, Unico kendiniz, değil mi? Evet, Unico Bulis. Bulis kendiniz. Oradan bahsedersen seviniriz. Okay.
Arkadaşlar merhaba, Murat Dağ ben. American Bully Pocket üretiyorum. Viper Almanya'dan geldi. Biraz stresli, ülke değişikliği, hava vesaire. Anilli. O yüzden biraz daha fazla ilgi istiyor. Murat, Viper yaşı, ırkı, seceresi, belgesi, bunlardan biraz bahseder misin bize? Yani Viper'ı tanıtır mısın? Viper, Amerikan Bully Pocket cinsi, evet, değil mi? Tamam. Şimdi Viper tam bir pocket benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Ölçüler olsun, kafa yapısı olsun, renk olarak lilak arkadaşlar. Türkiye'de sanırım yok lilak paket. Var mı? Paket olarak yok, evet. Yok, ben denk gelmedim. Aslında var, kardeşi var. Kardeşi mi? Ha, sende olan, yine senin üretimin olan. Evet. Kaç aylık Viper? Viper 16 aylık. 1,5 yaşında girmek üzere. Evet. Seceri olarak bahseder miyiz? Ne bir seceri olarak geçiyor Viper? Viper ABK'si secereli. Evet. Şimdi ona ABK'si de alacağız. Hem ABKS hem EBKS çift SCR olarak devam edeceğim. Evet, evet, çok güzel. Onun nedeni kendi EBKS işlerim var. Eşleşmede uğraşmamak için. Yani alabildiğim bütün federasyonları kullanmak istiyorum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet, peki SCR'nin önemi. Takipçilerim diyor, abi SCR ne işe yarar? SCR köpeğin soy kütüğü. Köpeğin tamamen bütün genetik ailesinin. Saptanlık belgesi diyebilir miyiz? Dedelerde arkadaşlar köpeğin 4 kuşak, 5 kuşak, 10 kuşak gerisine kadar görebiliyorsunuz. Dedeleri, ataları, babaları filan. Yani tamamen aldığınız köpeğin hangi soydan geldiğini, ne hatlarda olduğunu daha bebeklikten görebiliyorsunuz. Ayrıca SCR'niz varsa bunun köpeğinizin belediye olsun, polis olsun gibi yerlere safkanlığını belgeleyip belediyeden kayıt alabiliyorsunuz. Murat öyle bir şey yapmış zaten. Onu da açıklar mısın Murat? Ben American Bully SCR'li bütün köpeklerime belediye, bulunduğum belediyeye kayıt yaptırıyorum. Arkadaşlar, eğer SCR'liniz varsa bu papi kağıdı. Şimdi bunu herkes gidip yaptıramıyor değil mi? Bu belediye önce kayıt işini bir anlatırsan. Belediyeye kayıt ettirmek için SCR'si olması gerekiyor köpeğin. SCR'sinde mikroçip olması gerekiyor. Zaten papi kağıdını aldığında SCR'yi çıkarmak için mikroçip taktırıyorsun. Mikroçipi papi kağıdına seri numarasına yerleştiriyorsun. Kısaca şöyle göstereyim. Buraya yerleştirdikten sonra federasyona gönderip SCR'sini alıyorsunuz. Bu SCR ile
bulunduğunuz belediyeye gidip kayıt yaptırmak istediğinizi söylüyorsunuz. Ve size orada köpeğin tutuz aşısı, aşıların tam olduğunu karnesiyle görüp... Şundan bahsediyoruz. Bütün aşılarının bilgilerinin olduğu karne değil mi? Evet. Sağlık karnesi. Bütün aşılarınız tamsa her şeyini sağlıklı bir şekilde ispatlayabiliyorsunuz. Evet Burak. Sonrasında belediye kayıt yapıp size bir karne veriyor. Şöyle buna yaklaşırsam. Bu şekilde bir karne veriyor ve şu numara pulunu veriyor. Bu köpeğin tamamen belediyeye kayıtlı, yasal. Hiçbir şekilde kimsenin karışamayacağı, devlete bildirimli, sağlıklı, safkan bir köpek olduğunun belgesi değil mi? Evet. Murat, Unico Blue Kennels diyoruz. Evet. Senin kurmuş olduğun bir kennels oluyor bu. Şimdi bu Blue Kennels Viper'la mı sınırlı? Evlatların başka nelerin var? Bahseder misin biraz? Fabla var. Fabla, şimdi. Fabla'yı zaten camiada tanıyorlardır. Sonuçta paylaşımlar yapıyoruz. Herkesin evlatlarını görüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Facebook gruplarımızdaki camiada tanıyanlar olur. Benim takipçilerden tanımayanlar olabilir. Pabla da Amerikan Blue Packet'tir arkadaşlar. EBKS'nin. EBKS'i, ABKS'i. İkisi de var. Pabla'dan 4 yavrumuz mu olmuştu? Evet. Pabla Goku'yla, Viper babasıyla eşleştirdik. Goku'yla. O da Selahattin Blue Kennel. Selahattin Bülçoğlu, evet. Evet. O da takip ettiğim, takip ettiğim değerli bir bulcilerden, üreticilerden. Çok da severek takip ediyorum. Sen ol. Selahattin olsun. Evet. Fabla'dan bahsettik. Benim favori evladım var sende. Siyah. Nino. Nino. Nino arkadaşlar. Nino Fabla'yla kardeşler zaten. Anneden. Anneden. Baba ayrı ama. Opus One. Opus One Makitino. Yavrusu. Evet. El Nino zaten şu an hamile. Hamile mi? Ooo harikasın birader. Goku ile eşleştirdik. Goku ile mi yine? Efsaneler yolda arkadaşlar. Viper yetişemediği için Goku ile eşleştirdik. çok güzel yavrular gerçekten. İnşallah inşallah. Arkadaşlar bu El Nino dediğimiz evlat dişisi Murat'ın dişilerinden diyelim. Dişilerinden biri. Gerçekten çok muazzam. Ki şimdi onu da merak edecekler biz. Onu nasıl yapacağız? Onu da çekeriz derken biz bir ara o zaman şöyle yapalım. Murat Dağ'ın videosu 5000 beğeni alır, 500 bin izlenmeyi görürse. Benim kanala girelim. Ben daha önceki çekiminde bir Bully buluşmasında konuşmuştuk seninle bunu. Şeydi evet hani mangallar falan yapmıştım. Aynen. Birkaç bir şey söylemiştim. Yine aynısını söyleyeceğim. Arkadaşlar Amerikan Bully almak istiyorsanız para verin. Sadece bunu söylüyorum yani. Para vermezseniz belli bir standart üzerinde yürür gidersiniz. Yani o standardı geçmek için kademe atlamanız gerekiyor. O yüzden 4000 liraya 5000 liraya Amerikan Bully Packet almayın. Şimdi burada birileri çıkacak, iğreniyorum sizden diyecek. Evet. Cana para biçiyorsunuz, değer biçiyorsunuz diyecek. Onlara lafın nedir? Ben onlara yetişemiyorum. Onlara şunu söyleyeceğim. Bunu biz çekemeyiz, yayınlayamayız yani. Size gösteremeyiz ama bunların üretimleri gerçekten çok zor. Yani onların bakımları çok zor, ilgilenmek çok zor. Normal standart köpekler gibi değil, nefes problemleri olabiliyor. Tamam görsel olarak çok güzel köpekler aslında yapılı ama... Murat'ın para verin dediği noktayı şöyle açıklayayım ben. Hani böyle bir evlat almak istiyorsunuz değil mi? Viper'ı gördünüz, beğendiniz. Benim Viper gibi bir evladım olsun diyorsunuz. Evet. Viper'ın bir değeri var arkadaşlar. Viper'da sonuçta bunu Murat değerini vererek aldı. Tabii. Bize de gökten düşmüyor bu evlattan. Biz de hakkını verip öyle alıyoruz. Yani... Dikkat edin arkadaşlar, bir evladı alıyorsunuz, bakıyorsunuz, istediğiniz gibi olmadığı zaman soyuyorsunuz. Yani bunu önlemek için tamamen yapmanız gereken şey soy kütüğünü iyi araştırıp aldığınız evladı baktığınızda yavruluk halinden olması gereken 1-1,5 yaşında, 2 yaşında ne olacağını görebileceğiniz soy kütüğü olan evlatları alın. Bilinçli üreticilerden alın. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda bize evladıyla birlikte eşlik eden Murat Dağ kardeşime teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evlatların gerçekten çok bakımlı, hakkını vermişsin. Belli bir amacım var. Belli bir amaç için üretim yapıyorum. Para bir tarafa, belli bir klasmanım var. O klasmanı yakalamaya çalışıyorum. Aslında bu Amerikan Blue üretenlerin yani bu standartta gitmesi en mantıklısı. Yani bir amacın olmalı. O amacına ulaşmak için eşleşmeler yapman lazım.
burada zaten para gerekiyor. Yani ha, Amerikan Bully ile para kazanır mısınız? Geçiyorum. Evet bro. Görüşmek üzere. Her şey için teşekkürler.